Meme küçültme ameliyatı olmak isteyen hastalar estetik kaygılarının yanında sütyen askı izleri, terleme, pişik, göğüslerinde fazladan bir yük taşıma, çok daha uzun evrelerde işte akciğer sorunları ve kalp rahatsızlıklarından dolayı bu ameliyatı olmak isterler. Bu ameliyat hem hastalarda fiziki görünümü, kaliteyi artırırken hem de gerçekten yaşamsal durumlarında olumlu yönde etkileyecektir. Meme küçültme ameliyatında hem meme dokusu hem yağ dokusu hem de deri yani 3 doku birden küçültülmekte. Aynı zamanda göğsün kahverengisi de küçültülüp vücut için ideal olan yere alınmakta. Yani bir dikleştirme ameliyatı da yapılmaktadır. Dolayısıyla memesi küçülen hastanın aynı zamanda göğüsleri de dikleşmiş olacaktır. Ameliyat genel anestezi altında olmakta yaklaşık göğüslerin boyutlarına göre 3 ile 4 saat arasında sürmektedir. Hasta hastanede bir gün kalabilir, ertesi gün hastaneden çıkar. Ameliyat sonunda bir gün hastanede kalınır. Sonrasında hastaneden çıkılır. yaklaşık dikişlerimizin kaynaması 10 ile 14 gün arasındaki bir dönemi almaktadır. bu dönem içerisinde 2 ya da 3 kez hasta kontrol edilir. Pansumanları değiştirilir. Ve bir ay boyunca özel bir sütyen takması gerekmektedir. Dikişlerimiz kaynadıktan sonra dikiş almaya da gerek olmaz. Hepsi tamamen içten dikişlerdir. Ama bu ameliyatta da aynı meme dikleştirme gibi benzer bir iz kalmaktadır. Göğsün kahverengi kısmından aşağı doğru inen dik bir kesi duruma göre küçük T gibi meme altı kıvrımında kalan veyahut hastanın göğüslerinin çok büyük olduğu durumlarda meme altı kıvrımının tamamını kaplayan bir T şeklinde bir kesisi olacaktır. Ama hasta aşırı derecede büyük göğüsleri olmadığı müddetçe genelde vertikal meme küçültme ya da küçük T şeklinde tercih etmekteyim.